Orta Nokta'dan merhaba değerli izleyenler. Sezonun son orta noktası. Öncelikle tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederek başlayalım. Sezonun en uzun periyodunu geçirdik gerçekten de. Ya da Türk futbol tarihinin en uzun sezonunu geride bıraktık. Hem futbolcular hem teknik adamlar için. Dolayısıyla bizler için de çok zor bir sezondu. Ve dolayısıyla tüm ekip arkadaşlarımız da bu sezon önemli eforlar sarf etti. Herkese teşekkür ederek başlayalım. Nihat Kahveci ve Ermen Özgür'le birlikteyiz. Sezonun enlerini seçeceğiz. Bu akşam hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Uzun bir sezon oldu tabii. Biz de yorulduk. Bazen sabah kalktığımızda kaçıncı hafta olduğunu, hangi gün olduğunu unuttuk. Yayın saatlerimizi bile unuttuğumuz dönemler oldu ama kazasız belasız çok şükür sezonu noktaladık. Valla herkes için, sahanın içinde olan, sahanın dışında olan, yönetiminden başkanına, teknik heyetlerinden futbolcusuna, malzemesinden masörüne, kondisyonerinden diğer bütün birimlere, biz de dahil yorumcu olarak çok uzun bir sezon oldu. Ama hakikaten ben şahsen keyif aldığım bir sezon oldu. Çünkü son haftaya 3 takımın şampiyon olma ihtimaliyle girdik. Son düdük çalana kadar şampiyonun kim olduğunu bilemediğimiz bir dönem. Çok heyecanlı bir sezondu. Bazıları tabii ki adrenalin çok yüksekti, kalp atışları çok yüksekti ama sonunda bence hak eden takım, sezon boyunca iyi oynayan takım Beşiktaş'ın, kadrosunun diğerlerine göre daha zayıf olduğu Beşiktaş'ın şampiyon olduğu bir dönem oldu. Sergen Hoca da dahil, başkanından yönetiminde, futbolcusuna, tüm kulüp çalışanlarına tebrik edeceğimiz bir sezon yaşadık diye düşünüyorum. Gerçekten uzun süre unutulmayacak bir sezonu geride bıraktık Erman. Yorgun hissediyor musun kendini, onu sorayım. Ya oynayanlar yoruldu. Biz şimdi burada oturup da yorulduk dersek biraz ayıp olur ama. Kızarlar bize. Kızarlar valla, haklılar da. Ama şunu söyleyeyim. Oyuncuların profesyonelliğinin ön plana çıkması gereken bir sezondu. Bu kadar sıkı maç trafiğinde. Pandemi olmasaydı, gerçekten sosyal hayatta hareketli olsaydı bu kadar istikrarlı oynayan oyuncular olur muydu? Bence tartışılır. Hani pandemi oyuncuları dinlenmeye itti. Biraz mecbur da bıraktı. Ama Nihat'a katılıyorum. İsteyen, daha çok arzulayan, kendine daha iyi bakan saha içi liderlerin çok olduğu Beşiktaş takımı Sergen Yalçın'ın da ekstra motivasyonuyla ipi göğüsledi. Sezon başı oluşturulan kadrolara bakarsan küçük çapta bir sürpriz oldu aslında. Çünkü ilk 8 hafta Beşiktaş kadrosunun oturmamış oluşu falan derken çok şampiyonluk şansı düşük gözüküyordu Beşiktaş'ın. Ama herkesi yanılttılar. Ve herkesi yanıltırken iyi futbol oynayarak yanılttılar. Yani sezonun içerisinde 6-7 tane hakikaten bu ligin üstünde diyebileceğimiz maçlar oynadılar. Bu maçlardan sonra birçok futbolu seven taraflı tarafsız insanın da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu hak ettiğini dile getirdiği bir sezon oldu. O yüzden ben de katılıyorum Nihat'a, hak ettiler sonuna kadar. Peki sizce şampiyondan başlayalım. Sezonun kırılma maçı hangisi oldu Beşiktaş adına? Mesela 10 kişi kaldığı ve kazandığı bir Konya maçı var. Mesela çok zor şartlarda girdiği bir Başakşehir ve Fenerbahçe maçı var sezonun ilk yarısında. Ki o Fenerbahçe'yi yenemese 7 puan fark vardı arada. Tek maç mı istiyorsun? Tek maç istiyorum. Beşiktaş için kırılma maçı. Söyle. Hatayspor maçı. 7-0'lık. Çünkü Beşiktaş averajla şampiyon oldu. O maçta aldığı galibiyet, Beşiktaş'a attığı gol ve averaj olarak ön plana çıkartmasa, puana da kalsa sıkıntılı olabilirdi. İki gün içerisinde oynadığı maçta Sergen Yalçın açıklaması, o motivasyonla 7-0'lık galibiyet Beşiktaş için kırılma maçı. Ama bir sürü var. Yani bir sürü var böyle maç sayarız. İşte 10 kişilik Konya maçını güzel söyledin, Başakşehir'i, Fener'i söyledin ama bence Hatay maçı. Sence Nihat Kahveci? Tek maç diye soruyorsan ben de Hatay maçı derim. Bazen dersin ya, 4 attın yeter ya. Hani rakibine saygı tut. 5 attın, 6 attın yeter dersin ya. 7 gol atmasaydı belki bugün Beşiktaş şampiyon değildi. Ama diğer bir tarafa dönüyorum sezon geneline. Gaziantep deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyet, devre arası, milli takım arasında iyi değerlendiren Beşiktaş derim. Necipli, Montero'lu, Stoperoni, Başakşehir'e karşı alınan galibiyet, Fenerbahçe deplasmanına gidip 4-3 alınan galibiyet ve sonrasında gelen özgüven derim. Ama tek maç Hatayspor maçıdır. 7-0 kazandı. 4-0, 5-0 kazansaydı belki bugün şampiyon Galatasaray'dı. Şey çok yanlışmış. Yani ya 4 oldu artık, tabii, zorlamayalım. Vardır biliyor musun? Saha içerisinde konuşmalar olur. Abi yeter derler falan. Bizim bir de başımıza geldi. Biz de bazen ya yeter artık. Kötü gününde yakalanırsın. Vardı. Özellikle bu kadar 14 yabancılı sistem yokken
daha Türk oyuncuların saha içerisinde yapma etme yeter bu kadar dediği çok zaman olmuştur mesela. Bunun yanlış olduğu çıktı ortaya işte. Ya averaj ne kadar önemli? Belki seni kümede bırakacak. Belki de şampiyon yapacak. O yüzden futbolda böyle hatır gönül olmaz aslında. Yani bizde var ama. Bunu kabul etmek lazım. Bizde var. Yani ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk. Tabii ilginç bir sezon. Şimdi 21 takım ilk kez 21 takımla oynandı. Bazı takımlar bazı haftaları bay geçtiler. Hafta içi hafta sonu vesaire derken çok yorucu bir sezondu. Tribünlerde taraftarlar yoktu. Zaman zaman localarda çok kısa bir sekansta localarda taraftarları gördük. O da bence maçların gerilim seviyesini de biraz arttırdı. Yani mesela ben bir Fenerbahçe-Trabzonspor maçı izledim. Bazı taraftarlar direkt olarak Uğurcan'a doğru kimin mesela hamle yapmışlardı. Oldu Erkut sana göre? Kim için dezavantaj oldu? Kim için avantaj oldu? Ya geçen sezon mesela Başakşehir için avantaj dedik seyircisiz oynamak. Ama bu sezon bence dört büyük takım için avantajlı bir durum ortada yok. Yani Beşiktaş'ın da taraftarı olsa, tamam, Galatasaray'ın olsa. Muhalefet edeyim mi sana? Evet. Beşiktaş taraftar da olsa ancak bu kadar coşkulu oynayabilir diyeceğimiz 2-3 tane maç sayayım sana. Rize, Hatay. Bence berabere kalmış olmasına rağmen iç sahada Fenerbahçe. Bu maçları coşkulu oynamayı başardı taraftar olmadan. Mesela Galatasaray daha çok etkilendi. Fenerbahçe 7 maç kaybetti. Fenerbahçe de çok etkilendi iç sahada. Ama Beşiktaş taraftarsızlığın da üstesinden geldi konsantrasyonuyla diye düşünüyorum. Karagümrük maçında taraftar sesini duyduk içeride. Son oynanılan 2-1 mağlup oldu Beşiktaş. Olimpiyatta da seyircisiz nasıl oynadı? Evet. İnanılmaz. Yani bence Beşiktaş sezonun en iyi futbolundan birini oynadı Karagümrük'e karşı. Diğer maçı, ben mesela sezonun maçını Beşiktaş Hatay Spor maçı derim, biliyor musun? Sadece skor anlamında değil, Beşiktaş'ın göstermiş olduğu dakika 1, dakika 95 performans anlamında. Hakikaten yani o maçtan sonra Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe taraftarları bile Beşiktaş bu oyunu oynuyorsa bizim şampiyon olma ihtimalimiz zor dediler yani. Öyle bir futbol vardı sahanın içinde. Ama o maç 4-0 ya da 5-0 bitseydi bugün belki başka bir şampiyondan bahsediyorduk. Yani. Ezber bozdu Beşiktaş. Mesela Abubakarsız zor dedin. Abubakarsız 7 gol attı. Gol atmadığı maç yok. Yani hep ezber bozdu ya. Hep ezber bozdu. Ya eyvah bu sefer Abubakar yok. Annesi vefat etti. Gitti dedin. Beşiktaş kaybetmedi mesela. Enteresan. Ya 8 numara bulamazsa zor dedik. Bulmadan devam etti. Bu savunmayla zor dedik. Devam etti. Kaleci, genç kaleci nasıl şampiyonla oynayacaksın dedik. O kaleciyle şampiyon oldu. Ezber bozdu. Her konuda ezber bozdu Beşiktaş takımı. Yani sezonun geneline bakarsan 10 tane falan ayrıntı var böyle. Tabii. Beşiktaş. Peki pandemiden bahsettik. Maç trafiğinden bahsettik. 5 oyuncu değişikliği hakkı kullandı bu sezon takımlar. Mesela Beşiktaş'ın şampiyonluğunda bu durumlar artı oldu mu? Beşiktaş hiç bunların herhangi birini kullandı mı sizce? Çok şanslı olan bir Galatasaray vardı 5 oyuncu değişikliğinde. Çok şanslı olan bir Fenerbahçe vardı. Neredeyse tüm maçlarında da bu şansını kullandı. İyi mi kullandı, kötü mü kullandı? Bence kötü kullandığı maçlarda çok oldu. Mesela bir Beşiktaş derbisinde gol atmış Sise oyundan çıktı. Sırf ön taraftan 5 tane oyuncunun değiştiği dönemler gördük Fenerbahçe'de. Yeri geldi Galatasaray'da devre arası 4 tane oyuncunun bir anda değiştiği dönemler gördük. Beşiktaş ise böyle bir imkanı yoktu. Çünkü kulübede öyle bir alternatif yoktu ve şampiyon oldu. 5 oyuncu değiştirmek çok büyük bir lüks. Çünkü takımın yarısını değiştiriyorsun. Bambaşka ikinci yarı performansını oynayabilirsin. Ama bunu Galatasaray ve Fenerbahçe ne kadar iyi kullandı? Kullanmaya çalıştılar ama karşılığını çok da alamadılar derim. Oyuncu değiştirmekten ziyade 3 günde bir maç döneminde geniş kadrolu takımlar bu kadroları kullanamadı. Şampiyonluğun kaçma sebebi Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinde biraz benzer aslında. Kadroları Beşiktaş'tan daha geniş. Fakat bu genişlik, farklı 11 tercihleri, bazen 11'lerde 5-6 değişiklik, bunlar hep istikrarlı oyunun önüne geçti. Dinlenik oynatayım derken birlikte oynama pratiğini kaybetti bu takımlar. Ama Beşiktaş takımının 7-8 tane oyuncusu eğer sakat ya da cezalıysa hep sahada gördük. Aynı zamanda bu oyuncuların iyi profesyonel olmaları da çok önemliydi. Erkut, yani iyi profesyonel olmasa üstünde ısrar etsen de gümleyecek Falcao gibi. Tabii. Falcao iyileşir iyileşmez hoca oynatmak istiyor Galatasaray tarafında. Ama en fazla 2 maç sonra tekrar gidiyor Falcao. Israr etmek istediğin oyuncu da önemli. Sergen Yalçın'ın ısrar ettiği her oyuncu Sergen Hoca bunun karşılığını verdi. Ama bazı oyuncularda da ısrar etmek zorundasın. Mesela Rozier'i oynatmadı, kim oynatacaksın sağ bekte? Şimdi Necip oynadı. Müdahale oynatmadı, kim oynatacaksın? Necip oynadı. Dorukhan oynadı. Doğru mu? Evet. Yani olmadığı zaman oynadı ama çok elzem sebepler olmadığı sürece hep Rozier vardı ve belli bir performansının altına düşmedi. Joseph aynı şekilde
Gezal sezonun oyuncusu tahmin ediyorum. Aboubakar son düzlüğe kadar geldi. Larin hiç vazgeçmedi. Atiba, yani bu yaştaki bir oyuncu için yapılabilecek bundan daha iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum bir performans. Vida 8'den sonra topladı. Wellington ayak uydurdu. Ha, var mı falsolu yerleri? Var. Beşiktaş'ın sol beki sezon boyunca falsoluydu. Yani hem hücumda hem savunmada. Orada mesela bir arayış oldu bence Sergin Hoca'nın. Bazı haftalar Rıdvan, bazı haftalar Ensakala, ki çoğunlukla Ensakala oynadı son periyotta. Ama orada yine de bir arayışı söz konusuydu mesela. Sol açıkta bir arayışa girmedi hoca. Killerinden ben böyle bir performans beklemiyordum. Yani siz bekliyor muydunuz? O kariyer fizik, rekoru zaten. Topu alıp gidebilme yeteneği var mı yok mu bilmiyoruz. Hızlı değil. Önüne mi atacaksın, ayağına mı atacaksın? Ya çok çok enteresan bir performans bilmiyorum, olacak. Bilmiyorum, sana andırır mı? Fenerbahçe'nin Nisan şampiyonluğunda çok forvet, hani çok santrafor özellikli forvet attı. Çok geldi ceza sahası içerisine. Fenerbahçe topu keserken 3 tane santrafor gibi oyuncu vardı mesela. Bu kullanılmış bir şey futbolda. Ve ikinci santrafor gibi gelen kenar oyuncusu çok makbul. Larin fuleli bir oyuncu. Arka direkte tek dokunuşu iyi yapar. Geliyor yapıyor. Ha alır döner vurur mu dersen hayır. Ama tek dokunuşu iyi yapar. Bunları da yaptı. Çok dayanıklı bir oyuncu. Yani Sergen Hoca oyuncu özelliğine bakarak Larin'i doğru kullandı biraz. Yani Larin'i direkt santraforda Aboubakar'ın yanında başlatsan alamazdın bu performansı. Doğru oynatırsan alırsın. İşte olmayınca oradan yaratıyorsun. Enkudu sakattı. Larin'le orada başlamak zorunda kaldı. Larin'in kenardan içeri girip Gezal'ın kestiği ortaları gördükten sonra Sergen Hoca Larin dedi kesin sol açık oynamalı. Hiç mecburiyetten zaten forvet oynadığı dönemler oldu. Cenk'in ve Aboubakar'ın sakatlığında Larin hakikaten sol kanatta inanılmaz işler yaptı. Sol kanat diyoruz ama maçın içinde ikinci santrafor rolünü de üstlendi. Arka direk Larin diye bir tabir çıktı ya. Tabii. Yani arka direk geliyor tık diye dokunuyor. Geçen sezon Muvak için söylüyorduk bunu. Mesela Fenerbahçe'nin tercih etmediği belki performans, belki Caner performansı yüzünden Novak Beşiktaş'ta olsaydı çok rahat 30-35 maçı görmüştü. Çok rahat. Novak Beşiktaş'ta olsaydı 35 maçı görmüştü. Net. Rahat. Çok rahat. Ensakala ve Rıdvan'dan önce oynardı. Evet. Tabii. Peki bir de diğer şampiyonluğu kaçıran takımlara bakalım. Mesela Fenerbahçe'nin bence avucuna kadar geldi. Sivasspor'u yense bugün biz bu programın açılışını Fenerbahçe'yle yapacaktık. Ya muhtemelen hata yapmayacaktı. Galatasaray, Denizli ya da Malatya'ya karşı birer gol fazla atsa iki karşılaşmada bugün yine programın açılışında Galatasaray'la yapacaktı. Nerede kaybetti Fenerbahçe ve Galatasaray? Özellikle teknik taktik anlamda soruyorum bunu. Sivasspor maçı. Oraya gelene İçeride kadar... İçeride kötüsün. Değil mi? Fenerbahçe. 6 tane mağlubiyet aldı Sivasspor maçına. Ama tek... Hani hocası da dahil, başkanı da dahil, yönetimi de dahil, taraftarın tek düşüncesi Sivasspor maçı öncesi. Aman Beşiktaş Karagümrük'e puan kaybetsin, biz kazanalımdı. Karagümrük'e puan kaybetti Beşiktaş ama sen kazanamadın. Çok büyük hayal kırıklığı. Bak kazanamadığının dışında da oynanılan oyun da hayal kırıklığı. İstek, arzu, o maçtaki mücadele hepsi hayal kırıklığı. Ya halen o günü düşünüyorlar biliyor musun şu an Fenerbahçe taraftarlar? Şu an Sivasspor maçının dakika birine dönmek istiyorlar. Biz o maçı kazansaydık Kayseri deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacaktık diyorlar. Unutamazlar. Ne zaman unutacaklar biliyor musun Fenerbahçeli taraftarlar? Sezonun ilk maçı düdük çalacak, yeni sezon başlayacak o zaman unutacaklar. O güne kadar unutamayacakları bir maç Sivasspor maçı. Diğer önceki maçlarda var. İçeride kaybedilen Gençler Birliği, Konya, Yeni Malatya Spor. Göztepe. Çok maç var. Göztepe maçı var. Çok maç var ama Sivasspor maçını unutmaları anca sezonun, yeni sezonun ilk düdüğü çalacak. O gün unutacaklar. O kadar büyük hayal kırıklığı var. Çünkü kazandıkları takdirde lider son haftaya girip Kayseri Spor maçını oynayacaklardı. Öyle ya da böyle iyi oynamadılar ama son dakikada yine Kayseri Spor maçını kazandılar. Bak bunun acısı çok uzun sürer dediğim gibi. Yeni sezonun ilk düdüğüne kadar. Ben Emre Belözoğlu gelmeden kaybettiğini düşünüyorum. Sivas maçına kalmadan. Erol Bulut döneminde mi kaybetti? Evet. Bakın elindeki kadronun genişliği ve kalitesi. Fenerbahçe'de ne oyun anlamında ne skor anlamında yeterli derecede karşılığını vermedi. Yani dersin ki çok iyi oynuyorum ama sonuç alamadığım maçlar var. Böyle miydi Fenerbahçe? Hayır. Sonuç alıyorum. İyi oyun olmasa da benim becerikli bir futbolcu kadrom var. Alıyorum. Bu oldu mu? Bu da olmadı. Sendeledi. Bir kere oyuncuda istikrar sağlayamadı.
Takımın iskeleti hiç oluşmadı Fenerbahçe'de. Bir sürü forvet oyuncusu var. Bir tane gol kralı adayı ya da takım kötü oynarken çıktı, attı nadiren Valencia çıktı falan. Pelkas çıktı. Bence Erol Bulut'a yazar. Erol Bulut'a yazar. Kadro kaliteli. Mesut Özil'ler falan gelmeden de kaliteliydi. Bu kadro öyle oynanabilecek oyunun çok standartların altında kaldığını düşünüyorum Erkut. Bir kere Fenerbahçe'nin oturmuş oyunu, Emre Belözoğlu geldi. Evet, bir tane maç kaybetti. Bir de deplasmanda Alanya'ya puan kaybetti. Ama oynanan oyun büyük takım oyunu. Oyuna, topa, her şeye hakim. Rakibinden fazla pozisyon. Rakip sahada futbol. Dönen top kazanma. Doğru oyuncu seçimi. Aynı oyuncularında ısrar. Hepsini yaptı. O yüzden şampiyonluğun kaybedilişi, evet Sivasspor maçı bir kırılma maçıdır, kabul ederim. Herkes kaybederken, kazansaydı başka bir hikaye olacaktı. Ama iç sahada o maça kadar 6 maç kaybetmişsin. Bir tane derbi kazanmamışsın. Bundan hiçbir Emre Belözoğlu dönemi değil. Erol Bulut'un kendisinin oyuncuyla olan ilişkisi, belki arkasındakilerle olan ilişkisi hiç doğru olmadı Fenerbahçe'de. O yüzden Fenerbahçe şampiyonluğu Emre Belözoğlu döneminde değil, Erol Bulut'un çalıştığı dönemde kaybetti. Emre Hoca demiş midir, ah ben bir derbi oynasaydım diye? Daha önce gelseydim demiştir. Evet, yani ah ben bir derbi oynasaydım, bir Galatasaray derbisini ben oynasaydım ya da ne bileyim Kadıköy'deki Beşiktaş derbisini ben oynasaydım. Çünkü oraya gelirken rakibin senden 7 puan geride geliyor ve 55. dakikaydı galiba Larin kırmızı kart gördüğünde. Çok uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen o maçı kazanmayı başardı Beşiktaş. Emre Hoca şampiyonluk yarışında kim vardı? Beşiktaş, Fener ve Galatasaray. Onlara karşı maç oynamadı. Son 10 maçta bir mağlubiyet aldı. Ama hiç mağlup olmaması gereken maçta mağlup oldu. Sivasspor maçı. Sıkıntı sadece orada. Ben de şahsen hani programı ilerleyen bölümlerimde soracaksan, bence Emre Belözoğlu hocayla devam etmeleri gerekiyor mu? Gerekiyor derim. Ama mağlup olmaması gereken bir maçta da mağlubiyet aldı mı? Aldı. Sivasspor maçı. Unutulmaz. Çünkü şampiyonluğu o maçta bıraktı. Sezonun son bölümleri hep akıllarda kalır. O maçta galip gelseydi, düşün, Kayseri deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak bir Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Bu arada da inanılmaz yani. Galatasaray düşün yani. Üçünden biri şampiyon olabilirdi. Maçları izlerken üç maçı Fenerbahçe'nin şampiyon olma olasılığı bile doğdu. Galatasaray mağlup. Tabii. Beşiktaş berabere. Spor olarak berabere. Ama yine avarajla Beşiktaş oluyordu ama mağlup olma durumundan dolayı. Ama sen ya çok enteresan bir 90 dakikaydı. Ama Fenerbahçe maalesef eline geçen şansı kullanamadı. 7 sene oldu. Sezonun çok büyük hayal kırıklığı lig üçüncüsü Fenerbahçe. Sadece şampiyonluğu mu kaybetti? İç sahada Galatasaray'a kaybetti. İç sahada Beşiktaş'a kaybetti. Ya Fenerbahçe o kadar çok şey kaybediyor ki tarihinde iç sahayla alakalı negatif bir rekora imza attı. Fenerbahçe bir sürü şey kaybetti. Fenerbahçe değerli oyuncuların değerini bile kaybetti. O yüzden sezonun hayal kırıklığı olduğu konusunda %100 Nihat'la beraberim. Yani kadro ama kaliten değerini... başka. Bir devre arası transfer dönemi geçiriyorsun. Atilla Salay, Mesut Özil'ler, İrfan Can Kahveciler falan. Osayi Samuel'ler. Yani bu oyuncuları Türkiye'de başka bir takımın aynı anda alma lüksü falan yok. Ama oyun kalitene bir katkısı ancak ve ancak Emre Belözoğlu başladığı zaman geldi. Ondan önce bir katkıları yok. Ondan önce sen diliyorsun bir maç iyi, bir maç vasat, ondan sonraki kötü. Böyle gidiyordun. O yüzden de Emre Belözoğlu Sivas maçında yaptığı belki bir değişiklik üzerinden Pelkas'ta Ozan'ı çıkarttı. Biraz erken çıkarttı diye düşünüyorum ben de ama bu değişiklik üzerinden 10 maçlık performansının değerlendirilmesi kadar da anlamsız bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin en büyük hatayı ara transfer döneminde yaptığını düşünüyorum. Hani Erol Hoca'dan da bağımsız olarak. Çünkü biz çok iyi hatırlıyorum burada sizinle program yaparken Fenerbahçe'nin golcülerini çıkarıyorduk. Pelkas 4, Ozan 4 goldü. Jacques de 9 goldü mesela o dönemde. Aboubakar, Larin çifthanelere dayanmış durumdaydı. Yani bence devre arası transfer döneminde bir golcü alsaydı Fenerbahçe, geleni atabilecek ama bir golcü alsaydı. Elinde kazanma ihtimalin olan oyuncular da var. Mesela Samatta'ya çok güvendi uzun süre Fenerbahçe tarafı. Erol Bulut da, Emre Belözoğlu da güvenmedi mi? Sise var. Taze bir gol kırıldı. Ama olmayacağını anlamış olması lazım. O zaman lazım. Onları göndermeden almak. Bir tane alacaksın ya. Bence mesela Erkut. Mesut'un sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe bir katkısı var mı? Şu an biz Mesut transferini konuşabilirdik. Arsenal'le sözleşmesi bitmiş. Ve şu anda Fenerbahçe forması
giyer mi giymez mi diye tartışıyor olabilirdik Mesut için. Erkut, golcün kadar konuşursun. Beşiktaş golcüsü kadar konuştu, evet. Golcüleri kadar konuştu. Gezal'ı da dahil etti golcü olarak. Abubakarlerine hiçbir şey demiyorum. Son dönemde o penaltıdan sonra eleştirdiğimiz Enkudu 4 maç üst üste gol attı. Toplamda 8 gol attı yani. Düşün bak. 4 maç üst üste gol attı Enkudu. Golcün kadar konuşursun. Valencia toparladı ama ne Sisse'den, ne o güvenilen Samata'dan. Alamadın. Performans alamadın. Hep atan, değil mi? Tutan deriz. Tutan 10 numara. 11 numara hatta Altay. Bak 10 numara da değil. Ama atanın Valencia özellik, bak Emre Hoca geldikten sonra ve Samata'nın forvet oynadığından sonra ondan istediği performansı alamayıp Valencia'yı forvete geçirdikten sonra Valencia'nın gollerini gördük biz. Kenarda da o kadar etkili bir Valencia yoktu. Atanın kadar konuşursun. Bu Penza, gol kralı. Bu Penza'yı konuşuyoruz. Düşün. Atan çok önemli. Senin bir oyuncun 15 gol. Diğeri 10 ile 15 gol arası atıyorsa zaten minimum lig ikincisisin. Fenerbahçe bunu sağlayamadı. Evet, gol dağılımı oldu. Pelkası, Ozan'ı, işte Valencia'sı, işte Samata'sı. Ama senin bir tane minimum 15 gol atanın olmalı. 15 üstü atanın olmalı eğer şampiyon olmak istiyorsan. Fenerbahçe bunun zorluğunu yaşadı. Şunu da söyleyeyim. Doğru oyuncularda da ısrar etti Emre Hoca. Mesela Gustavo'nun yanına Sosa'yı değil de Gustavo'nun yerine Sosa'yı oynatması doğru. Trabzonspor'dan beğenerek aldığın Sosa, Trabzonspor'da savunmanın önünde oynayan tek oyuncuydu. Tek oynuyordu ve sezonun en fazla top kazanan oyuncusu oldu. Sosa'yı tarif ederken ofansif bir oyuncu olarak tarif edebilirsin. Ama yaptığı defansif işle ön plana çıktı önce orada Trabzon'da. Hem topu dağıttı, organize etti takımını, hem de top kazandı. Önce bu oyuncu da ısrar ederek kazandı. Sonra Pelkas da Valencia'da ısrar etti. İrfan Can'la Mesut'a aynı anda attı, topu önde tuttu. Zaten kenarların ve stoperlerin iyi kötü net. Yani doğru oyuncularda ısrar etti Emre Hoca. O yüzden Fenerbahçe'nin Ali Koç yönetimi geldiğinden beri 6 antrenör, 6 teknik direktör. Doğru mu? Toplam 52 transfer. 0 kupa, 52-53 transfer. Hı-hı. Bir sportif başarı gözükmüyor. İlk defa eli ayağı düzgün futbol oynarken... Bu arada hiç ilk ikiye de girmedi. Yani bu kadar eli ayağı düzgün son 10 haftada futbol oynamış Fenerbahçe için artık bir risk almasa mı acaba Emre Belözoğlu'nu yakalamışken? Çok gereksiz görüyorum. Teknik devam etsin arayışı. Diyorsun değil mi? Evet, ama devam etsin diyorum. Bence de. Peki bak, şöyle bir eleştiri var ama. Öyle bir oy farkıyla geldin ki, hı-hı, Fenerbahçe tarihinin en büyük başkanlarından birinden sonra inanılmaz güveni almış bir şekilde geldin. 3 senedir kupa alamadın. Bence Ali Koç aday olmalı ve devam etmeli. Ama Emre Hoca'yla da devam etmeli. Bu sezon bence çok dersler alınması gereken bir sezon. Kim şampiyon oldu? Beşiktaş. Neden şampiyon oldu? İstikrardan dolayı şampiyon oldu. Artık istikrar sağlanmalı. Büyük ama camialar... Galatasaray'da da vardı o istikrar. Fatih Hoca. Kadro istikrarı yoktu ama. Niye canım? Marka, Luyendama. Hayır. Kadro istikrarı yoktu. Teknik direktör istikrarı var mıydı Fatih Hoca'yla? Vardı. Ama şöyle niye? Mustera sakat olmadı mı? Marka, Su, Donku, Luyendama'sa sakat olmadı mı? İstikrar var mıydı? Vardı. Ben ama ne sol bek, ne sağ bek, ne orta saha, ne forvet, ne sağ kanat, ne sol kanat istikrar yoktu Erkut. Yani şöyle, biz Kerem'i, Halil'i gördük. Oğulcan'ın 4 maç oynadığını gördük. Arda'nın hiç beklenmediğimiz dönemlerde oyunda olduğunu gördük. Feghouli bu takımın en iyisiyken yok olduğunu gördük. Etebo nasıl oynuyor derken sırf kar yağdı diye Etebo'nun sahada olduğunu gördük. Değil mi Erman? Nasıl paşa maçı? Donk bence en istikrarlı oyuncuyken bazen kesik yediğini gördük. Her şeyi gördük. İstikrar görmedik. Tek istikrarı Beşiktaş'ta gördük. Ama Emre Hoca Fenerbahçe geldikten sonra bir istikrarlı kadro gördük mü? Gördük. Sakatlık dışında aynı kadroyla çıktığını gördük. O yüzden bence devam etmeli. Ama orada istikrarı elde eden başarılı olur. Ya Fatih Hoca şöyle sağlayamadı. Tamam, Mustera sakat, okey. Koydum bir kaleci. Luyendama, Markao zaten sezon ama büyük bir dönüm. Markao oldu ama. Mesela hep çok bireysel hata yaptı Luyendama. Rize maçı mıydı? Rize maçı. İyi oldu anlardan bahsediyorum. Abi iyi olursa hiç kimse bozmaz zaten. Onun iyi olmasını sağlayacak da teknik direktör. Galatasaray
farklı bir camia. Evet. Galatasaray'da işler kötü giderken problemin Fatih Hoca olduğu düşünülmüyor ki hiçbir zaman. Oyuncu kadrosunun olduğu düşünülüyor. Ya da yönetim. Yani bu işi düzeltirse Fatih Hoca. Yani ya da yönetimin transfer yapmaması olduğu düşünüyor. Yönetimin iyi şeyleri iyi yapmadığı düşünüyor. Fatih Hoca düşünülmüyor ki. O yüzden orada oyuncu kadrosunun istikrarsızlığının sorumlusunun Fatih Hoca olduğu falan da konuşulmuyor. Normalde şunu sana söyleyeyim. İkinci oldu Galatasaray. Devre arası transferlerine bak. Sezon başı transferlerine bak. Bu kadro yapısıyla eğer şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdıysan, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Kupası'nda yoksan başarısızsın. Evet. Normal şartlarda kime kesilir ceza? Ya hocaya kesilmiş. Başka sorum yok. Peki bugün bir deklarasyon gördüm. Doğru mu bilmiyorum ama tüm Galatasaray başkan adayları evet, Fatih Hoca'ya evet, devam edeceğini söylemiş. Zaten bu senin sorunun cevabı. Problem ne olursa olsun Fatih Hoca değil. Öyle düşünülüyor. Tamam, hocam ya öyle. Biz başka yani tarafından bakalım. Bana göre oynanan oyunun kalitesi çok düşük kaldı kadroya göre. Aynı Fenerbahçe gibi. Ama bizim bu düşüncemizdeki eleştiri Fatih Hoca'ya gidebilir. Ama Galatasaray camiası içerisinde problem Fatih Hoca'da gözükmüyor. Şimdi ben bir kadro sayayım mesela. Muslera yok. Kaleci Okan ya da Fatih fark etmez. Gitmiş Mariano, Omar almışsın. Bence iyi bir sağ bekti. Sezon başı ihtimalleri, bonservis bedeli vermiyorsun. Luyendama, Marka, Saracchi bunlar geçen sene var. Orta sahada Seri yok, Lemina yok ama Eteboy'u almışsın. Taylan senin kadrondaydı bir önceki sezon. Belam da iyi bir sezon geçirse o kadroda olacak. Emrak Baba önceki sezonlarda var. Sol açıkta Babel önceki sezonlarda var. Sağda Feguli var mı var. İleride Falcao, Erkut, sakatlık süreci olmasa Jagne. Aslında istikrarlı bir kadrosu vardı ama ısrar edilmedi. Sezona iyi başladı bu arada 3-4 maç. Evet. Tabii. Ama Rangers maçı yaktı biraz. Aynı lazım takımla üst üste iyi oynadığı maç yok. O yüzden değişikliğe gitmek zorunda kalıyorsun. Yani üst üste Babel mesela çok mu iyi maçlar oynadı üst üste? Ama son düzlükte iyiydi. Eyvallah. Mesela Falcao istikrarsız. Mustafa Muhammed gelir gelmez iş yaptı. Sonra yok. Kayboldu, tekrar geldi. Onyekuru gelir gelmez iş yaptı. Gitti geldi. Yani istikrarsızlığı tek tek sayarsak anlarsın. Feguli hiç yok. Ne oldu anlaşılmadı. Taylan Antalyalı belki Galatasaray'ın en istikrarlısı Marcao ile beraber. Ama zaman zaman yerine Etebo tercih edildi. Ya istikrarsızlık problemi bireysel anlamda bakarsan Galatasaraylı birçok oyuncu da var. Kerem mesela bir oynadı. Hoca dedi ki üstünde ısrar edeceğiz. Sonra etmedi. Fatih Hoca istikrarlı bir kadro sahaya sunamadı. Kazanan kadroyla devam etti. Yeri geldi bu 2 maç oldu, 3 maç oldu. Ama bir baktık bir sonraki maçı 4-5 tane oyuncu değiştirdi. Yani istikrarlı bir kadro yoktu. Mesela kar yağdı, Eteboy'u gördük. Hava açtı, Taylan'ı gördük. Ondan bayağı bir sonra gördük yani, Taylan'ı. 3-4 maç oynadı. Ve yani biz burada Taylan artık milli takıma gitmeli dedik ki sonucunda da Şenol Hoca aldı. Hakikaten öyle bir performans gösterdi. Sonra Taylan herhalde ya sakattı ya da başka sebeplerden dolayı artık Etebo'yu gördük peş peşe maçlarda. Ama Etebo ne verdi Galatasaray'a? Ama öyle bir sezon ki ya. Ya ufacık detaylar ya. Bak 4-1 kazanılan Denizli maçı, 3-1 kazanılan Malatya maçı. 2 golü çıkar aradan. 7'yi. Belki de şampiyon olacaktı Galatasaray. Hoca da zaten 7 golü. Ya bak çok enteresan. Bak her zaman ben mesela bunu genelde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nda söylerim. Atılan bir gol, yenilen bir gol. Ama koskoca 40 maç oynanmış bir sezonda yediğin bir gol ya da attığın bir gol senin şampiyonluğunu belirledi ya. Böyle bir sezon yaşadık. Bak şu an Beşiktaş'ı övüyoruz. Hak ediyor mu? Hak ediyor. Bak %110 hak ederek şampiyon oldu. Ama son hafta şampiyonluğu da kaybedebilir miydi? Evet. Kaybedebilirdi. Şu an çok farklı şeyler konuşuyorduk. Ya Galatasaray 4 attın Denizli'de. Bir gol yeme mesela. Değil mi? Malatya'ya 3 attın. 7 tane de net pozisyon kaçırdın ki Ertaş değil mi? Hı-hı. Muhteşem oynadı. Kariyer maçı oynadı. 6-7 de atabilirdi biliyor musun Galatasaray? Ama o kadar pozisyona girdi. İşte yani. Yemesen 2 tane yemedin. Bugün belki biz Arda'sından Fatih Hoca'sına, Babeli'nden eleştirdiğimiz Eto'ya dair Galatasaray'ı konuşuyorduk. Bak bu kadar ince detay. Bu sezon herkese örnek olsun. Bundan sonra bir maçta 4 attım. Aman dur maçı kazandım kontrol edeyim. 5'i atmayayım, aramayayım. Yok yok. O kadar ders alınacak bir sezon ki ne atabiliyorsan atacaksın. 9 mu attın 10 atacaksın. 10 mu attın 11 atacaksın. Bir tane... Mesela bazen böyle olur ya, diyelim örnek. 3-0 öndesin,
İçeride diyelim Beşiktaş Kasımpaşa. 3-0 öndesin. 3-1 oldu, maçı kaybın. Ne olacak ki, bir gol yedim. Öyle bir şey yok işte. O bir gol senin şampiyonluğunu belirliyor. Aslında Beşiktaş'ın böyle bir maç sayısı daha fazla mesela. Çok gol yedi Beşiktaş. Ankara Gücü 2-0-2-2. Denizli 3-0-3-2. Yalnız Erkut, Beşiktaş'ın kalesinde... Erzurum öyle. Beşiktaş'ın kalesinde 20 yaşında çocuk var ya. Senin kalende Mustera var. Tamam, sezonun ilk yarısında yoktu ama ikinci yarısında kaç maç aldı? Galatasaray'da eksik olan en önemli şey neydi biliyor musun? Bak, sayarız Beşiktaş'ta. Sağ içi lideri desem en az 5 tane gözü kapalı sayarsın. Vida, Joseph, Gezal, Rozier, değil mi? Aboubakar, Atiba. 5-6 tane çok rahat sayabiliyorsun değil mi? Sağ içi lideri gibi oynayan, sazı alan. Saysana Galatasaray'dan 5 tane. Ya aslında sayarsın formda. İsmini sayarsın sadece. Evet. Performansı yok. Evet. İsmi sayarım. Bir İsim sayarız. Çok. İsim çok. Ama Arda ile başlarız. Evet. Performansı olursa istikrarlı bir performans, sağ içi lideri performansı göremezsin. Yok. Zaten Fenerbahçe'de de yok. Yani şampiyon yapan detayları böyle kitap yazarsın bu seneden. Öyle bir sezon ki Beşiktaş kadrosu yokluklarla, sıkıntılarla mücadele etti ya. Devre arasında hiç transfer yapamadı. Sergen Hoca'yı bir kere transfer yapamadığı için şikayet ederken gördün mü? Bir kere ya, istedik alamadık falan. Öyle bir şey yok. Devam etti. Hep söylüyoruz, rahmetli Özkan Sümer söylerdi. Para yokken oyuncu transfer edip elindeki oyunculara para vermezsen bir takımın altını dinamitlersin. Beşiktaş takımı kendi elindeki oyuncuların parasını ödedi. Oyuncuları problemsiz hale getirdi. İyi profesyonellermiş. Biraz pandemi dönemi, Sergen Yalçın etkisi falan derken kendilerinden daha güçlü kadroların önüne çıktılar koşa koşa. Yalnız başkanı da tebrik etmek lazım, Ahmet Nur Çebi'yi yani. Böyle bir dönemde paralarını ödedi yani. Evet. Hakikaten yani. Çok zor bir şey. Zoru başardı. Kötü giderken ödedi bir de. Evet. Zoru, kötü giderken ödedi. Zoru başardı yani. Senlerin düşün dinle. Biz sezona başladık. Beşiktaş'ın maddi olarak borçları, acaba transfer yapabilecek mi, oyunculara ödeyebilecek mi derken oyuncuların maaşının sekmediği, priminin sekmediği bir dönem yaşattırdı Ahmet Nur Çebi. Bence mucize gerçekleştirdi yani. Zaten hakikaten söylüyor da yani. Çok nasıl gerçekleştirdi bunu da anlatması lazım. 675 şunu yaptım diye. İnanılmaz. Çok değiştirdiğimiz şeyler oldu bu arada. Yani. Şimdi şampiyonluk birçok şeyin üstünü örter biliyorsun. Futbolda başarılı evet. Olduğun mu yaptığın hataları artık alır arkaya konur. Yani Nazım Sangare transferinde yaptığı hata. Belki Sangare'de gelseydi Rozier böyle olmayacaktı falan. Bir sürü hikaye. Ya da birini sol beke atacaktı. Mesela Vida ile pazarlığın boyutunu abartıp oyuncuyu çok sendir etmiyor. Gerçi aslında bir sürü hata yalanladı kulüp yani, yönetimi öyle söyleyeyim. Ne olacak, yalanlayacak tabii. Ama belli gerçekler var. Başarılı olduğun zaman hataların üstü kapanıyor. Ama kapanmamalı biliyor musun Erman? Ya başarılıyken hataların üstüne gidip düzeltmek gerekir diye düşünüyorum. Uzun vadede elbet onun zararını görüyorsun. Ama Beşiktaş yönetiminin hatalı, yani şampiyon olmasaydı hata olarak bugün burada konuşacağımız konuların başında bence neden sezon devam ederken Sergen Yalçın'la sözleşme imzalanmadı denebilir. Şampiyon olmasaydı neden... başarısız mıydı? Ben başarısız değildi. Diyemem. Ben de diyemem. Aslında ben de diyemem. Devam etmesini gerektirir miydi? De detaylarda kaybetti derim ben. Ben yine de sözleşme imzalanması gerektiğini evet. Söylerdim. Evet. Bir şey fark etmez. Ya da Joseph'le imzalıyorsun. Rozier'den artık eminsin. Mesela orada tam Sporting'de o pazarlığa oturmuyorsun. Gezal'dan eminsin. Oyuncuyu rahatlatmıyorsun. Mesela Gezal'ın 7 maçlık bir sekansı var. Hep örnek veriyorum. 7 maçın 4'ünde yedek kulübesinde, ikisinde oyuna girmiyor. Bak, ikisinde oyuna girmiyor. İkisinde oyuna dahil oluyor. Geri kalan 3 maçta 60'ta oyundan alındığı bir sekans var. Mesela Başakşehir maçında alındı yanlış hatırlamıyorum. Kupa maçında falan da alındı. Bazen Gezal'ı korudu Sergen Hoca. Sakatlıktan, yorgunluktan, oyuncuyu gözlemleyip korumak da çok önemli böyle bir dönem. Mesela Atiba'yı da koruduğu zamanlar oldu. Atiba'yı da bekletti. Ya Atiba niye yok dediğimiz anlarda bazen oyuncunun yorgun oluşu, oyuncuyu sakatlamamak için çok bekletti. Türkiye'de oyuncu rotasyonunu da iyi yapan adam Sergen Yalçın bu arada. Mesela elinde fazlalık olan adamlar 5-6 oyuncu birden değişip 3 günde bir maça çıktılar. Sergen Hoca bir oyuncu belki 2 oyuncu dinlendirdi ama doğru zamanda dinlendirdi. Ama uzun sürede Beşiktaş hiç sakatlık derdi de olmadı. İkinci yarıda başladı o sakatlık. Evet, o süreci de iyi yönettiler. O kadar yoğun maç trafiğinde o süreci de iyi yönettiler. Tabii Cenk'in o işte zaten daha önceden gelen sakatlı olduğu için yorgunluk da bindiğinde her zaman risk vardır. Tekrar sakatlık yaşama, öyle bir sakatlık yaşadı ama o süreci de iyi yönettiler. Ama Sergen Hoca var ya, bak yorumculuk döneminden hatırlıyoruz Sergen Hoca'yı. O kadar rahat konuşan değil mi?
Saha dışında hatırlıyor, sen bir de beraber oynadın. Ben de milli takımda bulundum. O kadar güzel konuşur ki Sergen Hoca. Beşiktaş o Vodafone'a çıktığında 30 bin kişinin önünde konuşamadı heyecandan. İlk defa o gün konuşamadı, cümle kuramadı. Ama o gün sevgiyi gördü. Sorumluluğunun farkına vardı. Hakikaten bence o gün Sergen Hoca bambaşka bir karakter koydu ertesi günden itibaren bugüne kadar. Hani o futbolcunun da itmanı sevmeyen, değil mi? Böyle işte kamplarda sıkılan, birazcık hani kendine buyruk Sergen Hoca değil, 24 saatini Beşiktaş'a veren, sabah kalktığında Beşiktaş'ı düşünen. Bak son maçtan sonra bir görüntüsü var, uyumamış. 3 gün uyumamış ya, belli bak, göz altlarından belli. Uyumamış. Bu kadar ciddi, konsantre Beşiktaş'ın başarı için bir Sergen Hoca var. Çünkü 30 bin taraftarı görüp üzerindeki o sorumluluğun, yükün farkına iyicene varmış. Oraya da konsantre olmuş bir Sergen Hoca. Kim bekliyordu? Doğru söyleyin ya. Kaç kişi beklerdi? Ben Erman senle beraber mi oynadın? Bu kadar konsantre, teknik direktörlüğe, itmanına, sağ dışına, taraftarı yönetecek, yönetimi yönetecek, diğer camialara karşı dik duruş duracak değil mi Sergen Hoca? Öyle ya da böyle ya birazcık dinlenir bunları yapmaz diyebileceğimiz, ama bunun tam tersi 24 saatini Beşiktaş'ta geçiren bir Sergen Hoca şampiyonluğu böyle yani inanılmaz ya, hak etti yani %200 diyorum, %110 da demiyorum. Ben Sergen Hoca'yı ağlarken görünce gözlerime inanamadım. Düşün. Çünkü Sergen Hoca hani en zor, biz Trabzonspor'da bir sene oynadık, uzun sürede bir sakat kalmıştı ama oynadığı dönemde en zor ya da hepimizin böyle strese girdiği maçlarda dünyanın en rahat insanıydı. Atarım ben bir tane, siz idare edin falan diyen bir adam. Rahat olun. Ve atıyordu daha yeni zamanda. Yani ben hiçbir şeye bu kadar stres yaparken görsem ya da göreceğim ise inanmazdım o zaman, deseler ki bir maçtan sonra ağlayacak. Ve ağlarken Josef de ağlıyordu, Larin de ağlıyordu gördüğüm kadarıyla, Necip de ağlıyordu. Ya Beşiktaş'ta oyuncuların Sergen Hoca ile paralel bir şekilde çok inanması, çok istemesi öyle her zaman sık rastlayabileceğimiz bir şey değil. Ya Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin şampiyon olması hiç anormal değildi. Ama Beşiktaş'ınki çok başka bir hikaye. Mesela Fatih Hoca'nın maç sonu röportajlarına bak. Bir sürü futbol dışında şey konuşmak zorunda kaldı sezon boyunca. Erol Hoca'ya bak. Hiçbir zaman camiasını tatmin eden konuşmalar olmadı. Maç sonu röportajları da olmadı, maç önü de olmadı. Yayıncı kuruluşta problemler, şunlar bunlar. Yok Denizli'de kaç dakika uzatmalar falan. Hep futbolun saçma yerlerine gittiler. Sergen Yalçın hakem konusunu biraz abartmış olmasına rağmen hep sahanın içinde kaldı. Zaman zaman oyuncularını korudu. Zaman zaman alınan galibiyetlerde hakkını fazla fazla verdi. Ama hep sahanın içinde kaldı. O yüzden büyük takım teknik direktörlüğü sadece saha içinde değildir. Nihat'ın söylediği gibi camiana da doğru mesajları vereceksin. Basınla da ilişkilerini düzenleyeceksin. Yeri gelecek taraftarla da iyi geçineceksin. Yani Fatih Hoca'nın aleyhine atılan tweet konuştuk biz burada ya. Hiç gördün mü Sergen Hoca ile ilgili böyle bir şey? Kötü giderken gördük mü? Ya da bunu konuştuk mu? Tersi oldu. Gaziantep tam maçından sonra bile ben duymadım yani. Yani inanılmaz yani. Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın kredisi özellikle taraftar bazında zaten tavan yapmış olarak geldi. Oynanan oyun bunu katladı. Şampiyonluk artık nereye götürdü sen bilirsin, ben bilirim. Tabii ki futbolla dün yoktur. Ama bu kadroyla yaptığı bu iş Beşiktaş tarihinin unutulmazlar arasına soktu Sergen Yalçın. Peki bundan sonrasında konuşacağız ama gelelim en keyifli bölüme. Öncelikle 11'i seçeceğiz değerli izleyenler. Ve sezonun bazı enlerine yönelik sorularımız var. Bunların cevaplarını hem Nihat Kahveci hem de Ermen Özgür'den alacağız. İlk olarak kalecileri seçeceğiz ama seçime geçmeden önce bir kaleci istatistiklerine bakalım dilerseniz. Önemli kaleci performansları gördük. Maç maçta hem Uğurcan hem Altay performanslarıyla milli takımın da kalecileri haline geldi. Ersin gibi genç bir isim bu sezon bambaşka bir performans ortaya koydu. Sergen Yalçın ısrar etti. Çok fazla konuşuldu. Hatta biz burada kendi aramızda bile o polemiği konuştuk. Bir kaleci transferi yapmalı mı yapmamalı mı? Ara transfer döneminde dedi. Bile konuştuk yani. Güvende almalı mı çok. Almamalı mı? Böylesine güzel maçları aklıma getirdiğimde enteresan, işte en son Malatya maçı yani. Ertaç'ın performansı. Onu konuşuyoruz. Bir hatırlıyorum ben Beşiktaş-Trabzonspor maçı müthiş bir Uğurcan performansı. Hatırlıyorum Denizli-Fenerbahçe mücadelesi müthiş bir Altay Bayındır performansı. İşte sayılar bunlar değerli izleyenler. En fazla maç oynayan kaleciler Uğurcan Çakır ve Günay Güvenç.
kurtarışa baktığımızda en yüksek kurtarış ortalamasına sahip kaleci Münir. Böyle de bir rakam ortaya çıkıyor ortalama açısından. 3,3. Uğurcan Çakır'a baktığımızda 3,1 ve gol yemediği maç sayısı, ki genelde buna bakarlar, clean sheet dediğimiz. Burada da Ersin de Uğurcan Çakır 13'er karşılaşmayla ön plana çıkmış durumda. Vallahi istatistikler... Daha 11'e gelmedik. Gelmedik. Başlayınca sanki başladık. Yok, daha gelmedik. Bunların üzerinden mi yürüyelim? Buradan bir gidelim. Kalecileri bir konuşalım. Ersin'in şu an 35 maçla gol yemediği 13 maçta zirvede olması çok önemli. Bunu tek başına mı elde etti? Hayır. Wellington'un, Vida'nın birbiriyle uyum sağlaması, Rose'nin katkı sağlaması, Josef'in onların önünde oynaması, En Sakala'ya rağmen bunu elde etti derim yani sezonun genelinde. Kimse de kusura bakmasın. Ama Ersin'in de akıllarda kalan basit hataları var mı? Var. Hatta şampiyonluk maçı olan Göztepe maçında Erzurumspor maçındaki gibi topu tutup neredeyse içeri atacağı bir pozisyon oldu. Yani Ersin ilerleyen yıllarda iyi olabilir ama şahsen böyle Ersin kaledeyken çok güveniyoruz ya, bütün topları kurtarır gibi bir algı var mı? Ben de şahsen yok. Ama helal olsun. Genç kaleci, kolay değil. Böyle bir sezonda bu İştaş'ın kalesinde oynadı. Hocası güvendi, oynattı. Ama basit hatalar yaptı mı yaptı. Bazen oyuncular alır takımı, sırtlar götürürler. Bazen de iyi takımlar bireysel hata yapan genç oyuncuları alırlar sırtına. Bu sefer Beşiktaş kadrosu birkaç oyuncuyu aldı sırtına. Ersin de çok kötü bir sezon geçirmedi. Elbette basit hatalar yaptı ama 20 yaşında genç kalecinin yapacağı hatalar bunlar. Gayet normal karşılandı. Genç kaleciyle şampiyonluk yaşamak çok zordur. Beşiktaş bunu da başardı. Hani dedik ya, bir sürü detay var Beşiktaş şampiyonluğu, bunu da başardı. Ama sezonun en başarılı 3 kalecisinden bir tanesi mi dersen, bana göre değil. Yani siz oradaki faktörü biraz Beşiktaş'ın belki takım savunması ya da stoper hattının performansına bağlıyorsunuz. Peki şunu sorayım, madem konu açıldı, konudan konuya atlıyor gibi görünüyoruz ama aklımıza geldikçe de bunları konuşalım. Seneye Şampiyonlar Ligi var. Ersin'e mi başlar yine Beşiktaş? Yoksa bir tecrübeli kaleci alınır mı? Lazım Ersin mı? Ersin'i zorlayacak. Lazım mı iyi bir kaleci? Bence lazım. Bence lazım. Ama imkanları zorladın, bütçeni zorladın, diğer yerleri daha önemli gördün. Diyelim ki bir forvet oyuncusu ya da orta saha ya da bek. Olmazsa Ersin olabilir ama lazım mı kaleci? Bence lazım. Para kazanabilir mi? Ersin'den mi? Evet. Tabii canım. Çok para kazanabilir. Şampiyonluğu getirdiysen artık Şampiyonlar Ligi'ne de gidebilirsin Ersin'de. Hata yapacak mı? Elbette yapacak. Ama Beşiktaş'ın transferdeki önceliği kaleci mi? Yoksa sağ kenarı olduğu gibi tutabilmek mi? Beşiktaş'ı şampiyon yapan detay Rozier, Gezal. Hani varını yoğunu önce bu iki transferi harcaman lazım. Sonra Abubakar, sonra bir santrafor da, iş transferlerini tutacağım mı bilmiyorum ama kaleci kadar sol bek lazım Beşiktaş'a diye düşünüyorum. Tabii. Sol bek lazım. O da var. Mesela Dorukhan meselesi. Stoper de lazım. Ya Dorukhan meselesine biraz oyuncu tarafından bakalım. Çünkü Dorukhan inşallah aklı başında, hem menajeri hem arkadaşlar artık kimle istişare ediyorsa, Şampiyonlar Ligi oynayacak bir takımdasın şu anda. Fenerbahçe Galatasaray kadrosuna baktığın zaman biraz fazla para kazanma ihtimalin olsa da gidip oynama ihtimalin daha zayıf. Beşiktaş'ta seni farklı pozisyonlarda kullanan ve sana inanan bir teknik direktörün var. Şampiyonlar Ligi ile değerin, eğer hayal ettiğin şey yüksekse, daha da artacak. Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi oynayacak bir takıma gidemeyeceksen, ki çok zor, o zaman akıllı davranmasını tavsiye ederim. Bu arada bence Dorukhan çok kötü bir sezon geçirdi. Bence. Çok ama kötü bir ihtiyaç olduğuna yani karşılığını verdi, biliyor musun? Ben sana bir şey soracağım. Bence Beşiktaş'ı kötüler arasında. Laiç'ten kötü var ama. Laiç'ten daha mı iyi, daha mı kötü? Laiç'ten daha iyi sezon geçirdi. Oğuzhan'dan? Ya o zaten Beşiktaş'ın Mensah'tan problemi o forvet arkasıydı. Abi yani. Oğuzhan Beşiktaş'ta. Ama Oğuzhan diyorsun da 3 tane gol atmış Oğuzhan. Bir şey söyleyeceğim. Laiç'in 2 golü var, Mensah'ın golleri var. Ya şu golleri aldanmadım. Olsun. Beşiktaş'a maç kazandıran gol yok orada. Dorukhan'a sağ bek ol dedin, sağ bek oldu derbide. Atiba yok dedin, orayı kurtardı. Josef yok dedin, orayı kurtardı. Sol öne attı, adam oynadı. Tamam, niye kesemedi orada Oğuzhan da Laiç'le Mensah'da? Belli bir iskelet kadroda kolay yer bulamadı ama ihtiyacın olan anda da hiç falso vermeden senin çözdü problemlerini. Dorukhan'dan beklenen bu. Laiç'ten, Mensah'tan,
Başka şeyler bekliyorsun. Ama Dorukhan'dan ne bekliyorsun? İyi sağ bek oynadı, iyi orta saha oynadı, sol iyi 8 oynadı, galiba. Sol beke attığını oynadı. Abi iyi oynadı. Neye ihtiyacın varsa o oluyor oyuncu. Enerjisi yüksek. O yüzden tamam astronomik rakam olmaz ama. Ben istediğim paranın performansını koymadı. Parasını falan bilmem. Onu bilmem. Yani. Sözleşmesini uzattı uzatmadı. Yok Fenerbahçe'ye gidiyor, yok X takıma konuşuluyor. Olduğu bir sezonda görev geldiğinde bence elinden geleni bence yapan de. Bir Dorukhan gördük evet. Yani. Sağ bekse sağ bek, orta sahası orta saha, elinden geleni yaptı. Ama bildiğimiz Dorukhan daha çok katkı sağlamalı mıydı? Evet, sağlamalıydı. Ama şartlar ona sunulduğunda bence elinden geleni, görevini yaptığını düşünüyorum ben. Bilmiyoruz kalacağız ya, kalacak mı, kalmayacak mı? O büyük sakatlığından önceki performansı göstermediğini ama düşünüyorum. Ama Atiba, yani. Josef öyle bir oyun oynadı ki, Dorukhan zaten kesemezsin forvet yani. Arkası da değil. Kesemezsin. İhtiyaç olduğunda oynatırsın. Senin o hayalinde kalan Dorukhan'ın oynadığı takım da hayalinde kalsın. Yani o takım Dorukhan'ı daha değerli kılıyordu. Orası öyle tabii canım. Anladın mı? Orası yani topu öyle. Önde tutan çok tabii. Üst düzey oyuncular varken mesela Aboubakar devam etseydi ve Dorukhan oynasaydı skora da etki eden bir oyuncu olabilirdi. Sergen Yalçın'ı kutlanması gereken bir konunun da Dorukhan üzerinden olduğunu düşünüyorum. Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Adı başka takımlarla geçen oyuncuya hem forma hem kaptanlığı taktı. Doğru. Öyle kolay değil. Kriz yönetti adam. Doğru. Bu arada kriz takım içinde de sevilen bir figür olduğunu gördük, da gördük. Gördük. Gördük yani. Ya, peki. Dorukhan'ın mı? Bir soyunma odası edebiyatı olduğu gerçek. Evet, yani evet. O bir gerçek. Dorukhan'la aynı binada oturuyorum. Bir gün böyle denk geldim. Maske de takıyor. Tanıyamadım. Nihat abi deyince böyle aa Dorukhan filan. Oynamıyor bak. Ya dedim Sergen Hoca dedim çok iyi süreci yönetiyor dedim. Mesela bak oynamayan bir oyuncuya neredeyse yoğunacak oyuncuya sordum. Ya abi o konuda 10 numara dedi. Düşün yani işte bak Sergen Hoca her zaman büyük takım teknik direktöründen bahsediyoruz. Teknik taktik önemli ama en önemli olan iletişim yani. Oynamayan Dorukhan, yollanacak yollanmayacak eleştirilen Dorukhan hocasından memnun. Nasıl sen şampiyon olmayacaksın? Arkadaşlığın da ne kadar üst düzey olduğunun göstergesi o Rozier'in hani röportajda Dorukhan'la olan sözlü diyaloğu. Ya soyunma odası. Aşırı yani. Sözlü diyaloğu. 30 tane adam, 30 tane adam bir sene boyunca ailesinden çok birbirini görüyor. Elbette ki yani orada da hani hiçbirimiz Türkçe öğretmeni değiliz. Yani orada kötü konuşuluyor anladın mı? Bir de ya şu yabancılara. Alışkanlıkları da kolay unutulmaz ha. Unutulmaz yani mesela neler yapıyorduk futbolda. 2 sene kendime gelemedim ben. Ancak hani, tükürüyorsun sağa sola mesela. Ne yapıyorsun? Şu yabancı oyunculara ilk öğreteceğim sözleri değiştirmek lazım. Evet o da var. Bütün ülkelerin küfürlerini biliyoruz mesela. Hani Portekizce, Brezilya. Doğru. İlk hani onlar öğreniyor falan. Niye bunlar bunu öğreniyor demeyin. Biz de önce onları öğreniyoruz ki küfür yemeyelim diye. Erman İspanya'da düşün Real Sociedad'dayım. O da arkadaşım Rus Valeri Karpin bana ilk öğretti oranın küfürüydü yani. Bu yani her yerde var. Tabii, yani. Sonra eğleniyorlar onlar. Ama ekranlar önünde söylememek daha iyi. Bir de şöyle bir görüntü vardı mesela. Bir Aboubakar'ın annesinin cenazesinden döndüğü ve antrenman sahasına girdiği arkadaşlar antrenman yaparken bir görüntü vardı. Muazzam bir görüntüydü. Yani oyuncular onu karşıladılar, teselli ettiler, hemen güldürdüler. Mesela Rozier ile Aboubakar'ın o şakalaşmaları. Ya bir antrenman var canlı olarak ekrana getiriyorduk. Gördüğümde inanamadım. Ya düz koşu yapıyorlar. Oyuncular 9-10'u kol kola koşuyor ya. Kol kola koşar mı bir takım? Kol kola ya. Ya muhtemelen Sergen Hoca da Aboubakar'a dedi ki ne zaman istersen o zaman gel dedi. Yani acına saygı duyuyoruz. Ne zaman kendini hazır hissedersen o zaman gel dedi. Böyle yaklaşırsan oyuncuya, oyuncu da hemen gelir. Hemen gelir. Erman hemen geldi. Bir sonraki maçta oynamak evet, istedi. Uçtu Rize maçında. Yani zaten. Düşün. Rize maçında uçtu. Gol atamadı belki ama hani zaten Larin'in attığı gollerin içerisinde Aboubakar rakip stoperlerle boğuşurken Larin'in rahat pozisyon bulduğu anlar çok fazla. Bu arada tabii bunun da tek başına kazandırdığı çok maç var bu arada. Fenerbahçe derbisi. Allah ne der? Yeryüzünde sevmediğim insan tipi kibirlidir. Kibirli olan insandır. Beşiktaş'ta kibirli oyuncu yok. O yüzden birbirleriyle anlaşıyorlar. Kimi gol atıyor, kimi gol kurtarıyor. Kimi mücadele ediyor, kimi asist yapıyor. Ama birbirlerine karşı bir üstünlük sağlamaya çalışan yok. Kibirle yürüyen yok, havalı yürüyen yok. Çok güzel bir ambiyans yakalamışlar. Birbirleriyle anlaşıyorlar.
Ya bunun sonucu bu başarı. Ya işte bu son şampiyonluktan sonra röportajlar izliyoruz. Bizim kanalımızda TV Spor'da, diğer kanallarda. Biri geçiyor, röportaj esnasında diğeriyle konuşuyor, geliyor, sarılıyor. Ya bu çok önemli, bu arkadaşlık. Kibir yok. Kibirin olmadığı yerde mutluluk vardır. Ben 20 gol attım. Abubakar böyle yapsa. Ben 20 gol attım ya, şampiyon yaptım. Gezal böyle yapsa. Ben 17 tane asist yaptım ya dese. Sevmeseler diğeri, yemin ediyorum bir sonraki maça yansır. Herkes birbirini seviyor. Çünkü işin içinde kibir yok. Kibirin olduğu yerde başarı olmaz. Josef çok güzel özetlemişti bunu. Bazen şımardığımız zamanlar oluyor. Özellikle genç oyuncular. Bazen hani o kontrolü kaybedebiliyorlar. Biz de tecrübeli oyuncular. Onları biraz böyle yere indiriyoruz ve kontrolü elimize alıyoruz. Sonrasında da herkes birbiri için koşuyor, mücadele ediyor. Başarının sırrı o demişti. Bence güzel abi, özetlemiş. İyi profesyoneller demiştik. Yani, Türkiye'nin şu anda en örnek oyuncusu desem kim dersin? Ben Atiba derim. Ben de Atiba derim. Her antrenmanda şey, 38, Josef'i de koyarım. Evet. Şimdi 38 yaşında Atiba, Josef de Souza, Gezal'ı, Abubakar'ı çalışırken gören oyuncu, ya bir aykırılık yapabilir mi? Başka bir yöne gidebilir mi? Bu oyuncular zaten Türkiye'nin en üst düzey oyuncuları. Seni almış, sırtlamışlar. Onlar dediği kanundur o anda. Tabii canım. Bir daha mesela diyor ki ben Dünya Kupası finali oynadım diyor. Çok büyük bir etiket bu yani. Tabii ki. Yani bir şey söyleyeyim. Atiba iki çocuğu vardı ya, iki şampiyonluk. Üçüncü oldu, ona da hediye etmek istiyorum. Bilmiyorum. Hani dördüncü Beşiktaş taraftarlar Atiba. Allah dördüncüyü nasip etsin diye düşünebilirler. Peki. Oluyor çünkü şampiyonluk. Bir de bu ikiz muhabbeti var biliyorsun değil mi? İkizleri olan dönemde. Şampiyonluklar var. Çocuklar yani. Da nasibiyle geliyor yani galiba. Çocuklar hakikaten nasibiyle, Sosa'nın kısmetiyle bir, geliyor. Sosa'nın da evet öyle bir dönemi oldu. Çok keyifli gidiyor ama ara vermek durumundayız. Kısa bir ara rica ediyoruz. Sonrasında 11'leri seçeceğiz. Sezonun enlerini seçeceğiz değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın. Kısa bir ara, sonrasında birlikteyiz.